Enflasyon rakamları açıklandı. Gözler memur ve emeklinin zam oranına çevrildi. Peki 2023 Ocak itibariyle geçerli olacak yeni maaşlar ne? Sosyal güvenlik uzmanı Ersin Konar TV 100'e anlattı. Memur ve memur emeklisi toplamda Ocak ayı itibariyle 15.11 zam almış olacak. SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı ise 14.11 olarak güncelleniyor. Memur eski maaşı 9.109 liraydı. 15.11 zamıyla 10.479 lira olacak. Lisans mezunu memurların 9.707 lira olan maaşı ise 11.167 olarak belirlendi. Memur emeklisinin eski maaşı 6.077 lirayken yeni maaşı 6.991 lira olacak. SSK 2000 öncesi eski maaş 4.687 TL iken yeni maaşı 5.375 TL olacak. Peki SSK 2000 öncesi ne demek? SSK 2000 öncesi demek biliyorsunuz 4.447 no'lu yasa çıkmadan önce asgari ücretten prim de yatırsa çalışanlarımız maaşları yükseliyordu. Ama 4.447 no'lu yasadan sonra maaşlar düşmeye başladı ve 2000 öncesi 4.687 TL ama 2000 sonrası asgari ücretten çalışıp emekli olan vatandaşlarımız şu andaki en düşük maaş olan 3.500 TL civarı aylıkla devam ediyor. Bağkur esnaf emeklilerinin 4.197 lira olan emekli maaşı ise 4.786 lira olacak. Öğretmen maaşlarına gelince. Öğretmen birin dördü eski maaşı 12.276 TL iken şimdi Ocak ayı itibariyle 14.122 TL olacak. Polis maaşları da netleşti. Polis memuru eski maaşı 13.747 TL iken yeni olarak 15.815 TL'ye yükselmiş olacak. Doktorların yeni maaşları 21.000 lirayı geçti. Profesör maaşları ise 25.984 liradan 29.892 liraya çıkıyor. Hemşire maaşlarındaki artış da 2.000 lirayı buluyor. Enflasyon verileri sonrası araştırma görevlisi maaşları ise 15.311 liradan 17.614 liraya yükselecek. Yıl sonu yaklaşırken haliyle gözlerde hem emekli aylıklarına hem de memur maaşlarına gelecek zamlara çevrildi. O zamlarla birlikte maaşlar ne kadar olacak sorusu aslında sorulmaya başladı. Dün de Türkiye İstatistik Kurumu Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. O rakamlara baktığımızda Kasım ayında enflasyon %2,88 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise %84,39 olarak gerçekleşti. Haliyle bu rakamların belli olmasıyla birlikte zam oranları konuşulmaya başlandı. Beklentiler dile getirilmeye başlandı. Biz de bugün konuğum Habertürk.com yazarı Ahmet Kıvanç'la birlikte hem bu beklentileri konuşacağız hem de maaşları konuşacağız diyelim ve ona dönmek istiyorum. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Ebru. Merhaba. Hemen hızlı hızlı başlayalım istiyorum. Aslında dün rakamlar da belli oldu. Onunla birlikte haliyle beklentiler de konuşulmaya başlandı. Ne kadarlık bir zam gelecek o sorulmaya başlandı ama önce şununla başlamak istiyorum. Maaşlar neye göre belli olacak? Hem emekli maaşı hem de memur maaşı neye göre belli olacak? İki maaşın belirlenmesinde farklar var mı? Evet Ebru. İki maaşın belirlenmesinde fark var. SSK ve Bağkur emekli aylıkları geçmiş 6 aylık dönemindeki enflasyona göre belirleniyor. Tamamen enflasyon farkının yansıtılmasından ibaret aslında SSK ve Bağkur emekli aylıkları. Emekli sandığına tabi olan yani memur maaşları ve memur emeklilerin aylıkları ise bir önceki dönemdeki toplu sözleşme zammından enflasyon farkı çıkartılıyor. Enflasyon farkı artı bir sonraki Ocak ayının yeni toplu sözleşme zammı yapılmak suretiyle yapılıyor. Yani birisinde sadece son 6 aylık enflasyon, memurlarda ise enflasyon farkı artı toplu sözleşme zammı şeklinde bir artışla belirleniyor. Şimdi farkları konuştuk. Peki baktığımız zaman da maaş artışlarına senaryo olarak karşımıza neler çıkıyor? Burada memur ve emeklileri hangi senaryolar bekliyor? Tabii onlar da merak içindeler. Yıl sonuna da yaklaşıyoruz. Dün TÜİK de rakamları açıkladı. Konuşulmaya başlandı aslında rakamlar. Biz buraya baktığımızda hangi senaryoları görüyoruz? Evet Ebru. Şimdi Kasım ayındaki enflasyon rakamımız %84.34, 39. Evet. Şimdi Temmuz-Kasım arasındaki 5 aylık dönemin enflasyonu
%14.05 durumda 5 aylık. Belirleyici olan 6 aylık. Şimdi biz Aralık ayı enflasyonu açıklandığı zaman 6 aylık enflasyonu göreceğiz. 6 aylık enflasyon ne olacak? Belirleyici olan bu. Şurada şuna dikkat çekmek istiyorum. Yıllık enflasyon %84.39 olmasına karşın 5 aylık enflasyon %14.5, yani emekli aylıklarına ve memur maaşlarına esas alınacak enflasyon bunun üzerine gelecek Aralık ayındaki rakam. Yani bu şu arada çok büyük bir fark var. Hı hı. Bu tamamen enflasyonun geçen yıl çok yüksek olmasından ve baz etkisinden dolayı kaynaklanıyor. Şimdi 6 aylık enflasyon için ne olabilir diye. Merkez Bankası'nın biliyorsun %65.2 idi. Evet. Yıllık beklentisi, enflasyon tahmini. Evet. Merkez Bankası'nın tahmininin gerçekleşmesi için %1.75 olması gerekiyor Aralık ayının. Hı hı. Aralık ayı, şunu yukarı alalım, karışmasın. Bu Aralık diyelim. Aralık 1.75 olursa 6 aylık enflasyon 16.05 olacak. 16.05 olacak. Bu SSK ve Bağkur emekli aylıklarına yapılacak artış bu şekilde olacak. Eğer Aralık ayı enflasyonu %5 olarak gerçekleşirse bu durumda 6 aylık enflasyon %19.75 olacak. Aralık ayı enflasyonu 7 olursa %22.03 olacak 6 aylık enflasyon. Son olarak Aralık ayı enflasyonu %10 olursa olabilir de. Çünkü evet, geçen yıl 13.58'di Aralık ayında. Eğer 10 olursa da bu durumda %25.45 olacak Temmuz-Aralık dönemi enflasyonu. SSK ve Bağkur emekli aylıklarına yapılacak artış da bundan olacak. Bunu aynı zamanda SSK ve Bağkur emekli aylığı artışı olarak kabul edebiliriz Ebru. Şimdi Merkez Bankası'nın tahminini konuştuk. Onların tahminine göre bir zam oranı konuştuk. Peki sizin beklentiniz ne? Hem geçtiğimiz yılı da konuştuk aslında baktığımız zaman da, hem Merkez Bankası'nı konuştuk. Peki sizin beklentiniz ya da tahmininiz ne yönde? Ne kadar bir zam olur yeni yılla birlikte? Evet. Ebru, şimdi şu senaryo olursa aslında yıllık 70 enflasyona denk geliyor. Yaklaşık %70.5 enflasyona denk geliyor. Bunun gerçekleşmesi ihtimali daha yüksek. 70-75 arasında olması, yıllık enflasyonun olması ihtimali daha yüksek görünüyor. Memur maaşlarındaki artışı da hemen anlatayım. Aynen, onu da anlatalım. Memurlarınki nasıl olacak? Bu dedik ki SSK Bağkur içindi diye söyledik. Bunlara. Bu emekliler için olan beklenti tablomuz. Evet, memur ve emekli memurlar. Tamam. İkisi için de geçerli yazacağımız tablo. Evet. Şimdi Temmuz ayındaki yapılan artış memurlarda %41.69 oranında artış yapılmıştı, hı hı, hatırlarsan. O artışın 7 puanı toplu sözleşme zammındandı. Evet. Şimdi 6 aylık enflasyondan öncelikle o 7 puanlık fark çıkartılacak, bir enflasyon farkı alınacak. Bunun üzerine Ocak ayındaki yeni toplu sözleşme zammı 8, %8. Yani enflasyon farkı artı 8 puanlık bir, %8'lik bir artış yapılacak. Bu durumda 6 aylık enflasyon %16.05 olursa memur maaşlarına yapılacak artış hemen küsuratlardan oluşuyor. Çok fazla bir fark olmayacak. %17.13 olacak. Şunun karşılığı %20.87, yani Aralık ayı enflasyonu 5 puan olursa, %5 olursa %20.87'lik bir artış yapılması gerekecek memur maaşlarına. %7 olursa? %7 olursa %23.17 oranında artış yapılacak. Bir de %10'a baktığımız zaman da? %26.62 oranında artış yapılması gerekecek Ebru. Yine burada da beklentilerimizin burası ve burası olduğunu söyleyebilir miyiz baktığımız zamanda? Enflasyon bazında evet Ebru.
Enflasyon bazından. Yani %70-75 aralığında gerçekleşme ihtimali çok yüksek gibi görünüyor. Enflasyon, aylık enflasyon artıyor tabii işte. %7 oranında, %5 oranında artacak ama Aralık ayındaki enflasyon geçen yıl çok yüksek olduğu için bazı etkisinden dolayı yıllık enflasyon düşecek. Dolayısıyla 6 aylık enflasyonda, enflasyon farkı da bu şekilde daha düşük olacak. Yani yaşadığımız enflasyon yüksek ama maaşlara yansıyacak, emekli aylıklarına yansıyacak enflasyon farkı daha düşük olacak. Şimdi biraz bu yılın başına gitmek istiyorum aslında. Biz burada geçtiğimiz yılın Aralık ayına ait rakamları, verileri aktardık. Peki biraz daha geçmişe gittiğimizde geçen yıl, yani bu yıl içinde ne kadarlık bir zam gelmişti? Ne kadarlık bir durum karşımıza çıkmıştı? 2021 yansıması ne olmuştu aslında? Hem 2021'de yapılan zam, 2022'de 2022 yılı başında alınan zam nasıl yansımıştı? SSK ve Bağkur emeklilerine, aynı zamanda memurlara, ona baktığımızda nasıl bir rakam karşımıza çıkıyor? Evet Ebru, SSK Bağkur'da Ocak ayında 25.47 idi.